Konuşan Ordu TV'den selamlar, sevgiler değerli kardeşlerimiz. Yine geldim karşınıza. Bu defa ne Durmuş'la ne bir başka arkadaşla. Bu defa çok değerli, çok yeni tanıştım, sıcağı sıcağına tanıştım. Belki yarım saat bile olmuyor. Çok değerli bir kardeşimle birlikteyim şu anda. Kendisini az sonra tanıtacağım. Daha doğrusu o kendisini tanıtacak. Değerli bir sanatçı kardeşim. Ama kendisini benim yeteri kadar tanımamış olmam biraz benim ayıbımdan. Böyle bir değerli hemşerim, bu kadar güzel işler yapmış sanatçı, başarılı oyunlar oynamış, her alanda başarılı, adını duyurmuş. Ben Ersan Çelik olarak, bizim spor dünyamız var ya, spor dünyasının içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz. Arkadaşlar, şimdi size tanıştırıyorum. Kendisi Ordulu, anne baba Ordu'da yaşıyor. Kendisi gidip geliyor. Benim gibi böyle uzun ara vermemiş herhalde anladığım kadarıyla. Gidip gelmeler olmuş, kopmamış. Ama ben kendisini hemen tanıtayım. Değerli Serkan Aydın kardeşim. Kusur bende. Tanımam lazım. Şimdi Ordulu bir sanatçı. Genç, yakışıklı. Yani genç dedim. Yaşı konusunda biraz beni yanılttı. Ben daha şey dedim. Dedi ki abi ben şu yaştayım. Yok yani. Gerçekten son derece genç, değerli, güler yüzlü bir kardeşim. Zaten sanatçılar hep böyle oluyor. Bu arada ben konuyla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi değildim. Abi dedi ben dedi konuşur yardımcı ol. Tabii ki yardımcı olacak. Diyorum ya bizim dünyamız spor. Biz takılmışız spor dünyasının peşine. Ömrümüz geçmiş. 50 yılımızı vermişiz. Halbuki ne güzellikler var. Ne değerler var. Genç sanatçı kardeşlerimiz geliyorlar, yetişiyorlar. Başrollerde oynuyorlar. Başarılı oluyorlar. Bizi gururla temsil ediyorlar. Keyifle temsil ediyorlar. Ama biz onları yeteri kadar ne yapmıyoruz? Tanımıyoruz, tanıtamıyoruz. Ama Konuşan Ordu TV'nin işte özelliği buydu. Ne demişti? Ordu'nun gerçeklerini, güzelliklerini, özelliklerini biz size tanıtacağız. Böyle değerli bir kardeşimi, değerli bir sanatçıyı da bulmuşken hemen girdik yayına. Ben şimdi Serkan kardeşime tekrar hoş geldin diyorum. Hoş bulduk abi. Eyvallah. Şimdi bizim bu Konuşan Ordu TV yeni kurulmuş, YouTube üzerinden yayın yapan bir kanalız. Durmuş kardeşim, şimdi İstanbul'da tabii Durmuş'un seyircilerimiz, bizi izleyenler yakından tanıyorlar. Dedi ki abi bir değerli kardeşim, sanatçı kardeşim geliyor dedi. Ben biraz afalladım ama hemen biliyorsun aşağıda kaynaştık zaten. Seni görünce de oyun var, güzellikler var, geçmiş var. Şöyle minik bir şekilde, hızlı bir şey, çok klasik olacak ama ben tanımadığım için... Dedim ya kusurumdu. Hem bana hem seyircilerimize şöyle bir güzel güzel hızlı bir şekilde kendini tanıt, gelelim bir yere. Yani sizin de söylediğiniz gibi abi Serkan Aydın, Orduluyum ben. Evet. Eyüplü mahallesinde yaşıyor ailem. 1994 yılında Ordu'dan ayrıldım. Ordu Büyükşehir Tiyatrosu'nda da oynadım. Hatta yerel kanallarda da Ordu'da belli bir süre program yaptım. Sonra 94 yılında Kanal 6'nın bir programının yönetmeni Ordu'ya gelmesiyle birlikte İstanbul'a gittim. Tiyatroyla ilgili eğitimimi İstanbul'da aldım. Birçok televizyon programında yardımcı yönetmenlik, yönetmenlik ve oyunculuk yaptım. Ulus Film Müzik'te yardımcı yönetmenlik yaptım belli bir süre. Sonra tabii ki oyunculuk hayatından kopamadım ve devam ettim. Bu süreçte de pandeminin girmesiyle birlikte birkaç ödül geldi oynadığım karakterlerden ötürü. Devamında da sürekli benim istediğim karakterler gelmeye başladı. Ve sanat hayatım hızla kariyer anlamında istediğim doğrultuda devam ediyor. Evet, yani Serkan Aydın olarak bir yerlere, hani dedim ya başta da itiraf ettim, biz yeteri kadar değerli kardeşimin yani bir şekilde adını duyamadık ama duyanlar biliyor, bakın nerelerden gelmiş, nasıl yapmış, neler yapmış. O bizim, hani benim gibi böyle sporun içerisinde olanların vardı ya, tiyatro, sinema ilişkileri falan hemen hemen yoktur, varsa yoksa spor, futbol peşinden gidiyoruz. Ama değerli kardeşim hiç şüphesiz ki oynadığı oyunlar var. Herhalde oralarda da başrol oynadığım var. En son ben kapağını görmüştüm, afişini. İşte aşk ve siyaset var. Ama ondan önceleri var. Bir de bunlar hakkında hızlı bir şekilde bilgi alıyorsun. Evet, yani daha önce Ya İstiklaliye Ölüm'de oynadım TRT1'de dizide. Pandeminin başlamasıyla birlikte dizi yarım kaldı ve sonrasında bana yurt dışından bir teklif geldi. Pukeleka
Gül ve Ateş oyunuyla Avrupa'ya gittim. Evet. Orada uluslararası dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım. Onun dışında öncesinde zaten komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülü gelmişti. Bekçi Memo karakteriyle. Yine bir tarafta dram, bir tarafta komedi. Evet. Görün nasıl bir değerli kardeşimiz var. Ordulu olarak gurur duyuyoruz değil mi? Çok teşekkür ederim. Akabinde hemen yurt dışından döner dönmez Salıncak'ta iki kişi projesine başlayacaktım. Yalnız projeyle ilgili farklı gelişmeler olduğu için projeden ayrılma kararı aldım ve hemen Tarık Günersel'le tanıştık. Evet. Tarık Günersel, Aşk ve Siyaset oyununun yazarı ve aynı zamanda yönetmeni, çok değerli, çok kıymetli bir abimiz, büyüğümüz, sanat dostumuz. Tabii ki projeyle tanışmamda ve Tarık Günersel'le tanışmamda araştırmacı yazar Pınar Çekirge'nin etkisi çok oldu. Pandemi döneminde ben proje ararken kendisine dedim, bana bir piyes önerebilir misiniz dediğimde, Aşk ve Siyaset'in daha önce yazılmış Yarım Bardak Su isimli piyesini gönderdiler. Piyesi okudum ve çok etkilendim. Bir başbakan profilinden yola çıkılarak yazılan bir oyun. Dolayısıyla da teksti okuduğumda, piyesi okuduğumda şunu söyledim, çekinerek Tarık Günersel'e, çünkü çok kıymetli bir yazara ve yönetmene, acaba bunu evrenselleştirebilir miyiz demek çok zordur. Biraz çekinerek ricada bulundum. O çok mütevazı bir şekilde, tabii ki Serkan'cığım, daha yerel kaldığının çok farkındayım, senin ne istediğini çok iyi anladım. Hemen bu oyunu dedi, tek perdeye düşürüyorum, senin isteğin doğrultusunda ve evrenselleştiriyorum deyip projeye başladık. Ve proje 4 aylık bir hazırlık süreci geçirdi. Tabii ki zor anlarımız oldu, çünkü zor anlarımızın olmasının sebebi Aşk ve Siyaset'i yazarken hocam Tarık Günersel, ya o kadar zekice ve o kadar matematik uygulayarak yazmış ki, bir oyuncu olarak ben açıkçası ezberi çok güçlü bir adam olarak çok zorlandım. Hatta partnerim de çok zorlandı. Onun da ezberi çok sağlam olmasına rağmen. Hocam dedim, bu ben sizden bir şey rica ettim. Çok teşekkür ederim yazmışsınız ama bu kadar zor yazmak zorunda mısınız diye sorduğumda, şunu düşündüm, yani böyle bir tekstin, piyesin kesinlikle devlet konservatuarlarında ya da okullarda, üniversitelerde mutlaka öğrencilere sınav aşamasında sorulması ve yaptırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Matematiği ve rejisi çok kıymetli. Ben bu projede olduğum için çok mutluyum. Ve tabii ki projeye ilk önce başka bir oyuncu arkadaşımızla başladık. Ortak verilen bir kararla değiştirildi. Yeni bir oyuncu aramıza katıldı. O da Yasak Elma dizisinde Nurgül karakterini oynayan Çiğdem Sakarya. Tabii ki ben role çalışırken çok zorlandım. Şöyle, kesinlikle bir psikologdan destek almam gerekiyor. Aşk ve Siyaset oyununun kapağı, afişi de ekrana geliyor böylece. Evet. Görüyorsunuz, hem Serkan kardeşim hem de yeni oyuna dahil olan Çiğdem Sakarya ile beraber. Evet. Evet, yani çok zorlandım. Bir psikologdan destek almam gerekiyordu. Çünkü başbakanı canlandırmak ve o adam nasıl yaşar, nasıl konuşur, nasıl yürür, nasıl bakar, nelere tepki gösterir. Siyaset çok farklı bir konu olduğu için spor gibidir o da, biliyorsunuz. Bu arada başbakanı biliyorlar mı yani izleyenler, yoksa? Biliyorlar. Evet. Adnan Menderes. Adnan Menderes'ten esinlenme bir karakter. Tabii ki oradaki ismi Kaya Düssel. Evet. Düssel. Çok zorlandım açıkçası. Çünkü oyunda da kadına aşık, siyaset karşısında güç zehirlenmesi yaşayan, hırsları olan ve hiç kimseyi gözü görmeyen bir adamken, evliyken aşık olduğu bir kadın karşısında çaresiz kalıyor. Kadına da zaman zaman çıkışları olmasına rağmen kadını kaybetmemek için, çünkü 9 yıl tanıştıktan 9 yıl sonra kadınla birlikte oluyor ilk kez. Kadını kaybetmemek adına geri vites atıyor. Sürekli frene basıyor. Evet. Ve çok, bunu da Tarık Günersel yazarken çok zekice yazmış. Hatta oyun esnasında ben oyuncu olarak ezberlerken ve provalarda birden konuyu değiştirebiliyor. Mesela diyebiliyor ki şu fotoğraf nereden?
Yani bir tartışma anında direkt konuyu, şu fotoğraf nereden? Ya da ne bileyim ben, hocam teneffüs zili ne zaman çalıyor kadının çıkışlarına karşı? Birden tekste inanılmaz bir girif olduğu zaman oyuncu olarak da çok zorlanıyorsunuz. O tarihi gerçeklerden tabii alınmadı alıntılar. Tabii ki. Zaten 1950 yılları ve günümüz arasında günümüzü de çağrıştırıyor. Biz seyircinin kopmamasını istedik. Yani 1950 ve 2023 dönemini yansıtıyoruz. Evet. Aslında dedik ki burada dekor, kostüm ve oyunculuk olarak da, ya da işte günümüzde o dönemde sakal yoktu başbakanlarda ama benim çok hafif bir sakalım var. Çünkü günümüzü de çağrıştırır. Evet, İnsanlara yabancı gelmesin istedik. Burada rejiyi yaparken Tarık Günersel ve projenin danışmanı, aynı zamanda benim basın danışmanım. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum kendisine. Şimdiye kadar da kimsenin basın danışmanlığını, proje danışmanlığını yapmamış ve bundan sonra da yapmayacağını söyleyen ve benimle çalışmayı kabul ettiği için ben ona da çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir ekip çalışması yaptık. Benim için diğer bir zorluğu da tabii ki bir oyuncuyla çalıştıktan sonra değişim olduğunda ikinci bir oyuncuyla çalışmak bir oyuncu için ekstra bir tahammül ve sıkıntı oluyor. Bunu da başardık çünkü yeni gelen partnerim çok hızlı olayı kavradı. Çok fazla prova yapıldı ve oyunu çok kısa zamanda tekrar çıkarabildik. Çünkü Tarık Günersel artık projeyi benim devam ettirmem gerektiğini söylediğinde ben acabalarım oldu. Sağ olsunlar, onlar bizden çok daha tecrübeli, çok daha öngörülü insanlar. Ben de tamam dedim ve projenin yapımcılığını kabul ettim. Güzel. Şimdi değerli kardeşimiz, tabii dediğim gibi yeni tanıştık ama çok samimi oldu. Kanım kaynadı derler ya öyle. Hiç şüphesiz bu oyun için bir, tabii genelde yurt düzeyinde bir turne var bildiğim kadarıyla. Var. Ama 21 Ocak'ta mı bizde? O burada bir 21 Ocak 20-30 var, bu mu? O, evet. Evet. 21-30'da. Evet. Pardon. 20-30'da. 21 Ocak'ta. Ocak 20-30. 20-30'da Ordu Kültür ve Sanat'ta, evet. Plaj Merkezi'nde, evet. Akyazı'da Devlet Tiyatrosu sahnesinde oynayacağız. Tüm orduluları davet ediyorum oraya. Çünkü benim için de gerçekten, en son ben 2001 yılında Ordu'da oynamıştım. 2001, evet. Tabii yıllar sonra ilk kez Ordu'da oynayacağım. Aslında birkaç proje oldu, yarım kaldı, gelemedik oraya falan ama benim için de müthiş bir heyecan. Benim topraklarımda, benim insanıma oynamak ayrı bir keyif verecek bana diye. Ve benim adıma da şöyle bir güzellik olacak. Yıllardır, yıllar yıllarını söylemiyorum ama hani şey yapabilir yani, bizim böyle utanılacak bir yanımız var aslında, tiyatroyu bu kadar ihmal etmiş olmamız. Belki olan, seninle birlikte abi tüm spor camiası işte, da tiyatroya alışacak. Onu söyleyeceğim zaten, şimdi asıl oraya geleceğim ben. Şimdi 21 Ocak'tı, evet. 21 Ocak'a ben tabii sadece bu programla değil, biz Serkan'la böyle tanıştık, hemen apar topar dedik ki bundan bizden hemen sonra da bir canlı yayın olacağı için gel girelim stüdyoya, çekelim bunu, daha ayrıntılı bir, mutlaka geniş bir program yaparız inşallah yönetmek 20 gibi. Ocak'ta inşallah, evet, yaparız. Yaparız daha, evet. Güzel, daha keyifli yaparız. Bu arada belki biz bir kere daha bu oyunun süresine, hani böyle kısa bir süre kala, bir hafta kala bakarız, yine bir muhabbet yapabilir miyiz, belki bir bağlantı olur için bir hatırlatma yaparız. Bir form, orta yolunu buluruz. Ama şimdi 21 Ocak'taki, evet, oyuna, saat 20.30'daki oyuna mutlaka ben de inşallah o güne kadar başımıza bir sıkıntı gelmezse inşallah yıllar sonra kardeşimi izlemek için tiyatroya gideceğiz. Böylece tiyatro alışkanlığımızı yeniden geri almış oluruz. Ama bu oyunla ilgili, yani 21 Ocak'ta Ordu'da oynanacak, kardeşinle yaklaşık 20 yıl sonra Ordu'da böyle, evet, bir oyunda ordulu olarak sahneye çıkacak. O bizim için bir güzellik. Benim için ayrıca bir gurur kendisini tanımış olmak. Şimdi sevgili kardeşim, oyunla ilgili bizim ordulara direkt vereceğim mesaj, tamam ben spor dünyasına diyeceğim, o akşam hepimiz oradayız inşallah. Bekliyorum abi. Evet. Senin söyleyeceklerin var mı? Var. Yani ben çok heyecanlıyım. Gerçekten benim için bir tiyatro
konusunda ikinci bir sınav. Güçlü bir sınav. Çünkü dediğim gibi benim topraklarımda, benim insanıma oynamak beni ayrıca çok heyecanlandırıyor. Ben normalde sahneye çıktığımda çok heyecanlanan bir adam değilim. Sahneye adım attığım an biter. O ana kadar vardır ama sahnede de çok heyecanlanacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla tüm orduları 21 Ocak saat 20.30'da Ordu Kültür ve Sanat Derneği'ndeki oyunumuza bekliyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek. Bu arada Umut, afişimizi tekrar ekrana getirelim. Yine getirelim. İşte 21 Ocağı, 20.30'u özellikle biz tabii tüm ordulara hitap ediyoruz ama özellikle spor dünyamızın değerli kardeşlerimiz, sporcularımız ki bizim spor dünyası zaten orduda olup da sporla olmayan hepimiz de spor. Yani tüm ordu aslında sporun içerisinde. Doğru. Her ne kadar bilmiyorum senin sporla alakan. Ben de sporu çok takip ediyorum ama sizin kadar değil tabii ki, ben de maçları biz biraz profesyonel ediyorum. Olarak da bir mecburen. Tabii ki sizi zaten Ersan abi yani bilmeyen yok. Ben İstanbul'dan bayağı tanıyorum, sizi takip ediyorum zaten ama burada görmüş olmak da ayrıca beni çok mutlu etti. Benim en çok merak ettiren konu şu, bu çağrıdan sonra acaba o gün kaç tane sporla ilgilenen dostumuz, biz onların çünkü başarılarıyla çok gurur duyuyoruz ve destekliyoruz ve paylaşıyoruz ama onlar sanata ne kadar çok destek veriyor ve geliyor. Bunu çok merak ediyorum ve görmek istiyorum. Bu da senin sayende olacak. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız Serkan evet. Kardeş. Çünkü ben özellikle şey yapacağım. Zaten şimdi aslında daha programın süresini uzatabilirdik ama hem süre kısıtlı hem de bir gün sonra kardeşimin İstanbul'a evet. dönecek olması bizi biraz iki ayağımızı bir pabuca soktu ama iyi ki soktu. Çok iyi teşekkür oldu. Ederim abi. Böyle güzel oldu. Keyifli tamam. oldu. Çok ama bu oyunla ilgili biz en kötü ihtimalle oyunun sahneye konacağı o tarih yaklaştığı zaman yani buradaki sizlerin ordulu olarak özellikle senin o gün orduların karşısına çıkacağın gün yaklaştığı zaman biz bir güzellik yapalım, hatırlatma yapalım. Çok zaman güzel. Zaman programımızın diğer programlarımızın içinde bu afişleri Umut yaparız bunları. Umut bizim değerli kardeşimiz, o genç kardeşimiz unutmaz zaten bunları. Diyalogumuz kopmasın. Tamam. Orada seyircilerimizin karşısında evet. da söz verelim birbirimize. Yani o gün senin, ben söz veriyorum. Evet. Senin heyecanına ortak olalım. Spor dünyasını oraya biz mutlaka davet edeceğiz. Onlar geleceklerdir zaten. Eminim çok keyifli olacak. Çok teşekkür ederim abi. Yani emeğiniz için, zaman ayırdığınız için, hele ki böyle bir kısıtlı sürede çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın, dediğim gibi oyunumuzun afişi Aşk ve Siyaset sık sık ekrana geldi, gördünüz. Bunu koyun. Eminim ki yakın bir zamanda ordunun sokaklarında da günü gelince zaten bu afişleri göreceğiz herhalde. Evet, evet, çok sıkça evet. göreceğiz. Biz zaten o afişlerin donatıldığı sokakları falan biz onları çekeriz, ederiz. Orada da bir program yaparız zamanı gelince, yaklaşınca. Bu işi bırakmayız. Ama şöyle bir şey yapalım. Değerli bir ordulu kardeşimizin, içimizden çıkmış bir kardeşimizin başarısına ortak olalım. Onu yalnız bırakmayalım. Destekleyelim. Yanında olalım ve ona moral verelim diyoruz. Ve kendisini ben tebrik ediyorum. Buralara kadar gelmiş, yani mevki olarak yükselmiş, ödüller almış, dramda almış, komedide almış. Hatta bizim Sabri Ugan'la da bir şeyler yapmış. Evet, Sabri Ugan'la, Sabri abiyle biz... Bizim spor dünyasının tanınan isimidir. Vermeme gerek var mı evet. bilmiyorum ama Star TV'de evet. Süper Frikik'te birlikte program yaptık. Spor skeçlerini. Spor Frikik, spor magazin programıydı biliyorsunuz. Evet, evet, o evet. magazin programlarında o güncel konuların skeçlerini yapıyorduk. Sporla ilgili skeçlerini. Hatta şu TV'de Şansal abi, Can Tanrıyar'la falan da çalıştık. Yavuz Seçkin, Tolga Öz birlikte spor skeçleri yaptık. Ben o zaman tabii biraz daha zayıf, biraz daha çelimsizdim ama şimdiye göre evet, çok ben güzel işler yaptım. O dönemi izlemişizdir ama mutlaka, hani mutlaka. Şöyle ancak aklımızda kalırdı. Ya ordulu kardeşimiz bilseydik tabii evet. daha farklı olurdu. Ama spor dünyasının da içinde Serkan. Evet. Evet. Cenk Koray'la program yaptık. Altıncı gece. İşte Bir Tuhaf Gece'de, Bir Başka Gece'de Yalçın Özden, Mehmet Özden'le programlar yaptık.
Yani böyle. Oo, Serkan her tarafta vize olmuş var, ama var. Maalesef ben niye kaçırdımsa kaçırmışım ki. İstanbul'da aslında Ordulu kardeşlerimi pek ıskalamam ama olmuş, geç olmuş, güzel olmuş. Çünkü ben bir ara ticarete de atıldım. Yani biraz çekildim, evlendim, bir oğlum oldu. Allah bağışlasın. Şu anda 19 yaşında kendisi. Biraz sanattan uzaklaştım ama sanat virüs gibi geçmiyor. Aman. Bitmiyor. Ya sanat bir başka güzellik tabii. Arkadaşlar biz şimdi tabii aşk ve siyaset oyunundan yola çıktık. Hemen hızlı bir şekilde programı çektik. Tahmin ediyorum ki konuşan Ordu TV seyircileri Serkan'ın bir parça olsa benim gibi yani biraz yüzümü kapatarak söylüyorum. Böyle tanımayan kardeşlerimiz de tanısınlar. Ben tanıdım. Bundan sonra artık sürekli bizle beraber olur. Muhabbetlerimizi sıklaştırırız. 21 Ocak'ta da kendisini yalnız bırakmayız inşallah. Başarılarıyla bundan sonra daha da bir gurur duyacağız. Zaten kendi başarılarıyla gelmiş. Dediğim gibi çok yükseklere oturmuş. Biz de gerekli desteği ordular olarak, hemşehriler olarak onu 21 Ocak'ta yalnız bırakmayarak vereceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Çok sağ ol. Burası bundan sonra senin. Ne istersen. Beni çok onurlandırdın ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok yükseklerde değiliz abi. Bir laf var. İnsan mesleğinde de özel hayatında da büyüdükçe küçülmeli diye. Ve hani ben oyunculuğu yeni öğreniyorum. Bugün seninle tekrar bir şeyler öğrendim. Dolayısıyla öğrenmek bizim için bitmiyor. Her zaman sıfır başlıyorum. Eyvallah. Ben zaten yükseklerde derken benim kardeşimin ne kadar mütevazı olduğunu biz biliyoruz. Bizim gözümüzde o yukarıda. Ha o daha yüksek, daha çok yüksek, daha yüksek. Zaten yüksekliğin sınırı yok ki arkadaşlar. Ne kadar gidebilirsek gideceğiz. Böyle temiz bir kardeşim, ideal olan bir kardeşim, genç bir kardeşim. Allah yolunu açık etsin. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Bu başlangıç. Kaybolan yılları telafi edeceğiz birlikte inşallah. Çok teşekkür ederim. Durmuş ben, iyi ki göndermiş buraya. Evet, ben teşekkür ederim abi. Ben yani buradaki tüm teknik ekibe, arkadaşlara, herkese çok çok teşekkür ederim. Özellikle de sana, çok kıymetlisin, çok değerlisin. Eyvallah. Allah razı olsun. Burun kıvırmadan direkt hemen geçelim kardeşim deme. Tabii geçeceğiz. Sana seninle olmayacağız da kiminle olacağız? Ben böyle genç, başarılı ki ya yaptığın işin zorluğunu biliyorum yani. Kolay değil. Oralarda tutunmanın kendimden bilirim ya. Arkanda desteği çünkü yok. Çünkü şöyle bakıyorum ben. Milyonlarca Serkan Aydın var İstanbul'da. Yani çok iyi oyuncular var. Devlet tiyatrosunda, şehir tiyatrosunda, özel tiyatrolarda, özel kurumlarda. Onların içinden bir nebze sıyrılıp bir noktaya taşıyabildiysem kendimi nacizane... Tabii ki o mücadeleyi bilmez miyim? 75 yılından beri gelmek için arkamda emmin, dayın yok, onun yok, bunun yok. O giyotin makinesinin içinden çıkıp gelmek. İstanbul'da da birilerine teşekkür etmek istiyorum. Tabii. Ordulu onlarda. Şükrü Akyol'a hiçbir zaman desteklerini benden esirgemedi. Nedim Türkmen'e, işte Arif İlke'ye, Asiyat Başkanı Yücel Yalçıntaş'a. Hiçbir zaman desteklerini benden eksik etmediler. Sizin gibi tıpkı. Çok kısa bir zaman da olsa hep o anı benim için bir şekilde güzelleştirdiler. Onun için size de çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür Durmuş ediyorum. Eyvallah. Durmuş da ilk oradan yönlendirmesini yaptı. Kendisi Ordu günleri nedeniyle İstanbul'da çünkü. Dolayısıyla arkadaşlar hep ne diyorduk? Konuşan Ordu TV, Ordu'nun gerçeklerini, güzelliklerini, özellikle işte Ordu'nun gerçeği, gerçek sanatçı bir kardeşim. Yukarılara doğru geliyor. Ne tür mücadeleler verdiğini ben görüyorum, anlıyorum, anlayabilecek durumdayım. Yaşadıklarımdan çıkarıyorum. Farklı bir kulvarda biz mücadele verdik. Allah yolunu açık geçsin. Bundan sonra daha da sıkça beraber olacağız. Lütfen Konuşan Ordu TV'den hani hep diyoruz ya ayrılmayın, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayın. Bakın değerli bir kardeşimin ne kadar özellikle ordulu kardeşlerim yayın yayabildiğiniz kadar, paylaşım paylaşabildiğiniz kadar abone olmayı da unutmayınız. Yeni programlarda birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.